Perşembe saat 16'da Gülay Tunçel'in hazırlayıp sunduğu canlı yayın Şifa Kapısı'nda birbirinden değerli konunun uzmanları sağlıkta bilgilendiriyor. Şifa Kapısı her Perşembe saat 16'da sizlerle. Sakın kaçırmayınız. Sağlığın adresi bu ekranlarda. Tek Rumeli Televizyonu Şifa Kapısı Sağlık Programı birbirinden değerli konunun uzmanlarını canlı yayında buluşturuyor. Gülay Tunçel'in hazırlayıp sunduğu Şifa Kapısı Sağlık Programı'nın bu haftaki konuğu kulak burun boğaz cerrahisi uzmanı operatör doktor Ömer Sağlam olacaktır. Horlamaya dair şikayetleriniz varsa bu programı sakın kaçırmayınız. Şifa Kapısı Sağlığın adresinde Perşembe günü saat 16'da buluşalım. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Efendim herkese merhabalar. Hoş geldiniz canlı yayınımıza Şifa Kapısı'nda. Her Perşembe olduğu gibi bugün de sizlerle buluşmuş oluyoruz. Sağlıkta son gelişmeleri, teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelinen son noktada tedavi aşamalarını konuşmayı sürdürüyoruz. Konuğun uzmanlarıyla birlikte. Bugün yine Avrasya Hastaneler Grubu'ndan çok değerli bir hocamız bizlerle birlikte. Kulak burun boğaz cerrahisi uzmanı, operatör doktor Ömer Sağlam hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle sizlerden gelen soru başlıklarını en sık horlamaya ilişkin olduğu için biz de hocamıza sizler adına soracağız. Sosyal bir sorun gibi gözükse de insan sağlığında en önemli derecede tehdit eden sağlık sorunu neden olur horlama? Belirtileri nelerdir? Özellikle hanımlar mı beylerde mi bu şikayet gözüküyor? Yaşı var mı? Genetik yatkınlığı var mı? Tedavisi nasıldır? Ve sonrasında kendimize tedavi eğer aşamasından sonra yine şikayetler devam ediyorsa nelere dikkat edilmesinin bilgilerini alacağız. Hemen bekletmeden sizler adına ve ekip adına değerli hocamıza merhabalar. Hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Biz de hoş bulduk. Bizi ağırladınız. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Zaman ayırdınız. Ben bir aydır diyorum ki hocam hadi yayına çıkalım. Olmaz Gülay. Yoğunluk var. Kısmet. Kısmet bugüneymiş. Tabii sağlığın şakası yok hocam. Sağlık en önemli bizim yaşam kalitemizde olmazsa olmazlar arasında olduğu için. Size de mutlaka şikayetlerin özellikle yaz, kış diye mevsim ayırmıyorum ama konu başlığım horlama olduğu için horlama ile ilgili çok sık şikayetler mutlaka geliyordur. Öncesinde horlama nedir diye soralım. Sonrasında da neden olur sorusunun cevabını dinleyelim. Horlama uyku sırasında sessiz nefes almamızdır. Evet. Bu nefes yemek doğru yani nefes bozucu sisteminde gece uyku sırasında gevşemeler olmakta. Bu da o sesle birlikte orada titreşim olmakta. O titreşimler sonucunda horlama meydana gelmektedir. Toplumda bunu yapılan araştırmalara göre yetişkinlerin %45'i aralıklarla olmakta, %25'i sürekli olarak horlama şikayeti bulunmaktadır. Horlama genellikle şahsın kendine ait değil de partnerin eşin problemi olarak toplumda başvurmaktadır derdi yani. Zaten ben horluyorum diye kişi gelmez değil mi hocam? Ya, öyle derece, diyor eşim ya da. Ağır derece horlayanlar hariç yani kendileri evet. Artık o kendi yüksek perdeli, yüksek tiz seslerde olanlar. Bir de horlamanın iki tip horlama var diyeyim. Sadece basit horlama diyeyim. Sadece horlamanın olduğu. Bir de nefesin durmasıyla birlikte olan apneli dediğim hasta kişilerde. Bunlar da evet. Bu apne sonucu kişi birden
nefessiz kalmakta, nefes kalma sonrası da birden irkilerek uyanmakta. Bu kişi o sebeple kendisi uyanmaktadır yani. Peki horlama bir hastalık mıdır? Bunu soralım. Ya da ne zaman hastalık olduğunu düşünmemiz gerekir? Yani horlama eskiden daha önce son yapılan çalışmalardan öncesine kadar genelde basit bir sorun olarak gözaltı edilmektedir. Ama yapılan son çalışmalarda bu horlayan kişilerin gece uyku sırasındaki bu solunum çabaları sebebiyle gündüz vakti yorgunluk, halsizlik, ondan sonra uykuya meyil bu görüldüğü, sinirli olduğu görülmüştür. Ve bunun da tedavi edilmesi önerildiği görülmektedir yani. Neden oluyor hocam? Bunu biraz açarsak kilonun etkisi var mı? Kilo da var. Yani gündüz vakti bizim kendi kaslarımızın bir tonusu bulunmaktadır. Yani sertliği, ayakta durması sağlar. Ama uyku halinde bu kas yapılarımız gevşemektedir. Evet. Gevşeme sonrası özellikle sırt üstü yatmada çene kaslarımız geriye kaçmakta. Çenemiz dilde geriye evet. kaçmakta. Bademcikler, yumuşak damak, küçük dilimiz gevşeyip sarkmakta ve bunun sonucunda da nefes darlığı o bölgedeki yumuşak doku bölgesinde darlık meydana gelmektedir. Evet. Bu darlama nefes almadaki negatif basınçla da bunlar titreşmek ve bunun sonucunda horlama meydana gelmektedir. Bu horlamada en çok kimlerde görüyor diye sorarsanız. Kimlerde? Evet, hanımlar mı beyler mi daha çok bu şikayetle karşılaşıyor? Erkeklerde daha neden sık daha görülüyor? Çünkü erkeklerde kilo alımı daha çok boyun ve göbek çevresinde olmaktadır. Bayanlarda ise hem hormonların sebebi hem orada kas tutusundan dolayı genelde basen bölgesi ve kalça bölgesinde yer bilinmektedir. Ama bayanlarda menopozdan sonra hormonların değişikliği sonucu bu hormon kilo alımı bu bölgeye kaymakta ve horlama menopozdan sonra kadın erkeklerle aynı yüzde oranında görülmektedir yani. Şimdi bazen kilo alımına bağlı videolarda, haberlerde takip ediyoruz. Gerçekten bir anda ne oluyor deyip uyarı yapıyor eşler birbirine ve karşı tarafta diye uyandırıyorsun diye evet. tepki verebiliyor. Sıkıntılı bir durum değil mi? Tabii yani sadece sosyal en büyük insan bir yolculuk yapamıyor. Bir otobüste veya şeyde uykuya kalksa etrafındakiler rahatsız oluyor. Bir yere tatile gitmiş, iş gezisine gitmiş olsa kimse horlayan kişiyle kalmak istemiyor. Hatta öyle oluyor ki yan üst kattaki kişi horluyor diye alt koltuğa gelip şikayet ediyor. Şikayete yani. Geliyor değil mi? Hatta böyle internet haberleri ve gazete haberlerde okuduğumuz kadarıyla da yani mesela ruhsal hastanesinde bir akıl hastanesi diğer hastayı öldürdüğü, yine bir otobüste bir başka yolcu diğer yolcuyu yine bıçakladığı, sadece horlama sebebiyle insanların yani sosyal bir sıkıntı meydana getirmeyi oluşturmaktadır. Yani kişiyi çok rahatsız ediyor o zaman. Karşı tarafı. Peki kişi birebir kendi mi geliyor, eşini de yanında getiriyor mu? Hocam benim horladığımı söylüyorlar mı diyor? Yoksa genelde böyle söylüyor. Evet. Eşi diyor ki bu horluyor diyor. ben bunu getiriyorum, kendisi kabul etmiyor. Bunlar genelde şu an günümüzde herkes elinde cep telefonu olduğu için hemen belgelendirmek, delillendirmek, görüntü ve ses kaydıyla birlikte getirmiş oluyor, ortaya koymuş oluyor, ispatlıyor. Yani biz bu hastalara ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz hocam? Bir detaylı ve titiz bir muayene yapılması gerekiyor. Yani solunum yolu titreşen bölgeler kadar hepsini bakmamız gerekiyor. Burun ucundan başlayarak ses tellerine kadar olan bölgede darlık yapan, titreşim yapan, solunum sıkıntısı olan bölgelerin tespitine bakıyoruz. Bunlar neler olabiliyor? İşte burun ucundan başlarsak işte burundaki deviasyon veya burun ucundaki tip düşüklüğü dediğim burun düşüklüğü. Ondan sonra yarın kanatlarının zayıflaması, çökmesi, alar kolaps dediğimiz durum. Burun içindeki deviasyonlar. Ondan sonra burun eti dediğimiz konka hipertrofileri. Ayrıca yine nazal polip dediğimiz burundaki alerjiye oluşan yabancı yeni ortaya çıkan etler. Ondan sonra alerjik durumla bağlı burun içindeki ödemler. Onun haricinde sinüzit hastalığı, enfeksiyonlar. Arkaya geçtiğimizde bunun arka tarafına geldiğimizde geniz eti dediğimiz o bölge şeyler. Ondan aşağı indiğimizde bademciklerin iri olması, yumuşak damağın sarkık olması, küçük dilin sarkık ve gevşek büyük olması, bu kişilerde dilin hipertrofik, dilin çok büyük olduğu, ağız içine sığmadığı, ondan sonra da yine dil kökündeki yine lenf bezlerinin, bademcik kardeşlerinin büyük olduğunu görüyoruz. Ve bunlara göre de tespit ettiğimiz arızalara ve problemlere göre de hastaları tedavisini planlıyoruz. Aslında birçok şikayeti saydınız hocam. Kişi birçok şikayetle de gelebilir. Aslında direkt horlamanın temel aslında sıkıntının bahsettiğiniz şikayetler olduğunu bilmeden de gelebilir. Horluyorum diye de yanındaki partneri söyleyip şikayete gelebilir. İşte horluyor dediğiniz işte bu sebebi bulmaya çalışıyor. Bu kişi neden horluyor? Yani evet. Neden bu
içeride negatif bir basınç sonucu oluşup burada bir titreşim artıyor. Nefes almasını hangi neyi daraltıyor? Biz bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Apne ile aynı şey mi bu? Apne, horlama nedir? Apne dediğim şey nefesin 10 saniye üzerinde durmasıdır. Yani o anda... Hani televizyon izlerken kendinden geçen uyku halim yoksa... Yok, bilmediğim... Birden nefesi durması ve nefes durması sonracı beynin bu kişiye göre değişiyor. Bazen 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye hatta 90 saniyeye kadar süre nefesi durmuş insanlar var. Bu polisomnograf dediğimiz bir test var, uyku testi dediğimiz test var. Burada tespit edilen sayılar, bu oranlar. Ve bu arada bir anda beyin uyarı vermeye başlıyor. Kalk, 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 boğuluyorsun diye. Birden impuls geliyor ve o impuls geliyor, birden irkilerek ve uyanma meydana geliyor. Uyanmayla birlikte hasta hava yolları açılmış oluyor ve nefes almaya başlıyor. Yani hayatı tekrar tutulmuş gibi bir şey oluyor yani. Evet. Peki tedavi edilebilir mi diye soralım. Bunların hepsinin tedavisi yani var. Ama önce tanıyı koymamız lazım. Doğru tanı. Doğru tanı nerede olması. Ve artık apnede işte dediğim gibi ne kadar duruyor? Kaç saniye duruyor? Bu sürede vücudun direnci, oksijen satürasyonu ne kadar oluyor? Kandaki oksijen miktarı. Çünkü o nefes durduğum zaman vücut o an oksijen almıyor demektir. Beyin etkileniyor mu? Kas yapılarımız etkileniyor. Bunların hepsi test, uyku testi diyorum. Teste girerek kişi. O test sonucunda da ne kadar apnesi oluyor? Buna cevabı ne oluyor? Artık uykuya dalıyor mu? En önemli şey bu apneli ve horlamalı kişilerde derin uykuya giremiyoruz. Derin uykuya giremediğimiz vakit rüya bölümüne geçmemiyor. Rüya bölümü demektir. Rüya bizim aslında vücudun backup yani siz biliyorsunuz yedekleme sistemidir yani. Bütün o gün yaşadığımız her şeyi vücut yedekler. İşe yarayanlar ayrılır, işe yaramayanların hepsini çöpe atar. Rüya görmek iyi bir şey mi? Tabii yani. Ama biz bunu fark etmeyiz. Fark etmiyoruz. Ama o sırada işte vücut onu yedekliyor. Siz apneye girerseniz bu derin uyku kısmına geçemiyoruz. Derin uykuya geçemediğimiz için sabahlar insanlar yorgun kalkıyor. Bütün gece çalıştım gibi hiç uykumu alamadım diye kalkıyor. Çünkü rüya bölümü derin uykuya geçemedikleri için bunlarda problem oluyor. O derin uyku dediğiniz uzun bir süre mi diye soran izleyicilerimiz de olabiliyor. Derin uyku yani periyotları var. İşte bu uyku testinde yani sizler hepsi... değerli hocalarımız diyorsunuz ya 10 saat sağlıklı bir kişi ya da 6 saat uyuması lazım ama birçok arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda diyor ki ben kaliteli uyuduğumda 1 saat 2 saat günü rahatlıkla tamamlayabiliyorum. Hangisi doğru yani diye soralım. İhtiyacı yani ta küçüklüğünden beri gelen, doğuştan gelen ihtiyaçları var. Bazı insanlar uykuyu seviyor, 10-12 saat uyuyor. Bazı insanlar dediğiniz gibi 5-6 saat uyku yetebiliyor. Bu alışkanlık ayrı. Bir de o sırada işte sizin derin uykuda ne kadar geçirdiğiniz periyot var. Mesela ilk derin uykuyu biz 90. dakikada geçiyoruz. İlk 90 dakikada derin uykuya giren 1,5 saat 60 yani kişiye göre değişmekle birlikte genelde bu 70 ile 90. dakika arasında oluyor. Bu periyotlar kısa periyotlar yani birkaç dakikada 5-10 dakika içinde geçen bir periyotlar. Zaten o sırada bakarsanız yani görürseniz uyku sırada insanların gözleri böyle atmaya başlar. İşte o derin uyku dönem periyodudur. Yani zaten biz hastayı uyku testinde de baktığımız, incelediğimizde elektrotlar ipler oynamaya başlar. Der ki derin uykuya girdi, uyku periyoduna girdi. Biz onu öyle algılıyoruz yani. Peki sizin tam teşekkürlü bir hastanede çalıştığınızı bildiğim için ve birçok hastalıkta da tedavide öncülük yapan birçok hastane gibi sizin de çalışmalarınız kurumunuzda takip ettiğimiz için çok çok başarılı. Siz bir günde mi o tedavi testini, uyku apnesini, teşhisini yapıyorsunuz diye soralım. Tedavi alanlarında ne kadar misafir olması gerekiyor danışanınız size? Şimdi uyku testi dediğimiz var. Önce işte... anamnezini alıyoruz, öyküsünü alıyoruz. Evet. Baktık dediği şikayetler var. 10 saniyede uzun bir nefes durması var. Biz o zaman ne yapıyoruz? Diyor ki sana bunu bilimsel olarak da ortaya koymamız gerekiyor. Artı bazı şeyler için mesela SGK'nın bazı ödemeleri yapabilmesinde diyor ki bu test gereklidir diyor. Bu testi yapılması gerekiyor. Bu uyku testi bir gün laboratuvarda, uyku laboratuvarında hastaya yatırılıyor. Evet. En az 6 saat uyku yapması da uyuması gerekiyor. O sırada elektrotlar bağlanıyor. Çeşitli 12-15 kanallı elektrotlar var. Bunlar beyine takılıyor, kalbe takılıyor, oksijen satürasyonuna bakılıyor, burnuna bakıyor, göğüs hareketlerini ölçüyoruz. Bazı insanlarda ayaklarını ölçüyoruz. Ayak huzursuz bacak sendromu, o tip hastalıkların tespiti açısından. Bunların hepsi bakılıyor. O kayıt bir gece yattıktan sonra o raporlar değerlendiriliyor. Değerlendirdikten sonra diyoruz ki sende apne var. Bu apnenin basit ne kadar onu bakıyoruz çok yüksek belki o gece çok ciddi bir apnesi var ikinci seviyesinde geçebiliyoruz nedir bu CPAP dediğimiz cihazlar var hastaya oksijen verme bakıyoruz çok derin apnesi var yani hiç hemen uyandırıyor teknisyen arkadaş hemen
bu sefer basınç, oksijen vermeye başlıyoruz. O cihazla birlikte hava vermeye başlıyoruz. Bir de onunla kalibrasyonu yapıyor. Bir gecede ikisi birden de halledilebiliyor. Veya baktık CPAP'a gerek yoksa, bu sefer diyoruz ki rapora göre diyor, bunu cerrahi kavbe değerlendirsin. Kavbe tekrar bakıyoruz. Tıkanıklıklar nereyse yine ona göre gerekli cerrahi ve tedavisini öneriyoruz. Yani. Peki bu yapmış olduğunuz test %100 tanı yöntemi diye soran izleyicilerimiz yani. Var. Evet. Yani o tanı aldıktan sonra yani kişi, çünkü laboratuvar bir kez gözlenmiş, bilgisayarda değerlendirilmiş, tekrar kişi tarafından raporlanmış bir test oluyor. Değerli bir testtir yani. Evet. Peki tedavi seçeneklerinde dediniz ki cerrahi ya da medikal mi, nedir alternatifler diye sorum. Kişi tanıyı aldı, artık biliyor ki uyku apnesi var ve tedavi olması gerekiyor. Sonra kişiyi neler bekliyor? Ya şimdi dediğimiz gibi ilk önce tıkanıklık neler yani? Mesela hafif basit horlama dediğimiz, adam apnesiz horlama dediğimiz şey, basit horlama dediğimizde o zaman ne oluyor? İşte veya horlama apneli olanlar da yine nedir? Tıkanın yerlerini açmamız lazım ki hava içeriye girse, adam nefes alabilsin, kişi nefes alabilsin. Bu da ne oluyor? Bizim işte deviasyon varsa deviasyonu yapıyoruz. Burun tip ucu varsa burun ucu kaldırma, çökmelere engel olma, burun etlerini küçültme, yumuşak damak sarkmalarını düzeltme, bademcikleri ise bademcikleri alma, dil kökü varsa dil kökünde hipertrofisi varsa tıkan dil arkaya bas, onların küçültülmesi. Onun halinde faz 2 dediğimiz daha büyük cerrahi gerekiyorsa, mesela çenesinin dardı, genelde bu tip insanlarda çene küçük darlığı oluyor, küçük çene veya dil büyük oluyor. Dille çene uyumsuzluğu, çene ilerletme cerrahileri veya maksiyle kemik ilerletme cerrahileri yapılabiliyor. Buna göre de artık her şey etap etap devam ediyor yani. Peki tedavisi ne oldu? Başarı da gayet iyi. Belirli sürelerde yine kontrolleri şart mı diye soralım. Ya da tamamen geçiyor mu? Nasıl işliyor? Yani şimdi baktığımızda zaten cerrahide siz hemen sonuç alıyorsunuz. Hava, zaten kişi ameliyat oldu. Ameliyattan sonra ben rahat uyumaya başladım çünkü hava almaya başlıyor kişi. Evet. Hava almaya aldı. Zaten ikinci, üçüncü günden sonra hem kendisi hem partneri, eşi evet diyor, bu rahatladı. Nefes al, uykusu daha sessiz oldu. Yani hatta öyle oluyor ki susturucu mu taktınız doktor bey bu cerrahi sırasında bu hastaya? Öyle diyenlerimiz de oluyor yani. Peki şimdi siz izleyicilerimizden gelen soru olduğu için aşamaları anladığımız kadarıyla dereceleri var bu uyku laboratuvarında verilen veriler sonrasında cerrahi ya da kontrol takibi. Burada hangi aşamada cerrahiye gidiyorsunuz diye soralım size. Zaten laboratuvarda bize test sonucunda geliyor. Diyor ki bu kişide tıkayıcı bir apne var. Yani bir apne var diyor. Bunun değerlendirilmesi söyleniyor. Biz ona göre kişi derle bir cerrahi planını yapıyoruz. Baktık ondan sonra ne oluyor? Tıkanma geçti, apnesi var. Bu sefer dediğimiz CPAP denilen cihaza geçiriyor. Bu sefer günde gecede en az 4 saat olmak üzere en az 4 saat olmak üzere cihaz oksijen, hava verilmesi başlanıyor. Onunla birlikte apneleri geçmiş oluyor. Ha, tabii bu cihaz sadece apnesi olanlarda değil, bazen aşırı apnesi olmayan, aşırı horlaması olan insanlara da önerdiğimiz oluyor. Çünkü o cihazla birlikte titreşim azalıyor. Hava da rahat rahat ulaştığı için tedavide de kullanılıyor basit horlamada da. Uyku apnesi şart değil mi hocam tedavi için? Uyku apnesi şart çünkü uyku apneli hastalar Çernobil kazasını biliyorsunuz 1986'da. Tabii. O en büyük sebeplerinden birisi teknisyenin apneli olan bir hasta, teknisyen sonucu kontrolleri iyi yapamam, uykuya kalması sonucu olduğu iddia ediliyor. O kadar hassas bir durum. Onun haricinde en büyük tanker kazası, mazot geminin patlaması, yanması sürecinde bu da yine bir oradaki kullanıcının apneli olup kaza yapması sonucu olan. Hatta bizim günümüzde hep söylerler otobüs şoförü uyudu. Uykuya daldı. Bunun evet. Sebebi hepsi genelde araştırılırsa çoğunun altında bir apne ortaya çıkacaktır. Yani o apne olan kişiler gündüz uykuluk başlıyor. Durduğu yerde az önce dediğiniz gibi televizyon izlerken trafikte iki ışık arasında dururken bile, kırmızı ışıkta dururken bile hemen uykuya dalır. İrkilir sonra. Evet. Birden o şey. Bunların hepsi apne olan. Ondan sonra bunların genelde depresif kişiler, hayatta mutsuzluk vardır. İştahları açıktır. Çünkü mutluluğa ulaşmak daha çok. İştah açık olduğu için bu sefer ne oluyor? Kilo alma açıyor. Kilo aldıkça bu sefer apnesi daha çok artıyor. Bir kısır döngüye girmeye başlıyorlar. Onun zincirleme tabii. Bu hastaların metabolik sendrom dediğimiz kan şekerleri kolay kolay düşmüyor. Yüksek seviyede diyabet, yani kan şekeri yüksek. Hipertansif insanlar oluyor. Agresif insanlar oluyor. Sinirlilik yapıyor. Çünkü derin uykuya dalamadığı için, dinlenemediği için genelde uykusuz ve sinirlilik bir halde yaşamaz. Evet. Şey yok.
Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi uyku apnesi olan kişilerin oksijen miktarı mı azalıyor? Niye orada bir anda böyle uyku haline geçiyor? Kilo dediniz, evet. Etkili, metabolizmanın bozulması, evet. Burunda sıkıntılar, evet. Orada tamamen oksijensiz de kalma diyebilir miyiz? Apne dediğim zaten o süreçte, süreçte oksijen gitmemesi. Gitmemesi. Beyine ve bütün vücuda oksijen gidilmemesidir. Yani zaten beyin uyarı veriyor zaten kişiye ki kalk uyan ki kendine nefes gel. Al ki ben tekrar kendine. Hayata döneyim diye. Yani burada ne oluyor? Bu yorgunluk ve stres sizde en ufak, yani işi devam ettiremediğiniz sürece en ufak şeyde hemen tekrar uykuya dalma isteği oluşturuyor yani. Bir de tatlı tatlı uyurlar orada. Güzel uyuduklarını zannederler ama aslında orada bir sağlık sorunun yattığını da unutmamak büyük gerekiyor. Büyük bir tehlike altında. Yani özellikle operatör dediğimiz kullanıcı kişilerin yani bu şeylerde dikkat edilmesi gerekmektedir. Yani. Belki de belirli dönemlerde hocam yönetim çalıştığı şirket mutlaka teste gönderiyordur. Çünkü şakası yok. Kilo alımına, ondan sonra uykulu ona dikkat ederlerse yönetici kesimler, bu kişileri kullanıcıların yani ona dikkat edildiğini, durduğu yerde uyukluyorsa bu kişilere uzun süreli görev verilmemiş. Çünkü dikkat hemen dağılıyor. En ufak bir boşluk oldu, uykuya hemen kayıyor. Yani bunlara çok dikkat yönetici kesimlerin dikkat etmesi gerekmektedir. Şakası yani. Yok. Hanımlarda da olabiliyor, beylerde de oluyor. Tabii. Çocuklarda oluyor mu diye soralım hocam. Çocuklarda bu daha basit horlama, apnesiz genelde görüyoruz. Ama onlarda da olabiliyor. Ama onlarda en çok sebebi genelde bademcik ve geniz eti dediğimiz onlar büyümesi sonucu olan bir şey. Ve bunlar alındığı vakit çocuklar hızlı bir şekilde düzeliyorlar yani. Apnesi ve horlaması her şeyi kurtarmış oluyor. Düzelmiş oluyor. Peki hocam devam edeceğiz. Yine hatırlatmamızı yapalım. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Değerli hocamız Avrasya Hastaneler grubundan operatör doktor Ömer Sağlam hocamız kulak burun boğaz cerrahisinde horlamayı konuşuyoruz ama hocam diyor ki özellikle uyku apnesinde kilonun etkisi çok fazla ve mutlaka bir şikayet erken teşhiste önlenirse daha kaliteli bir yaşam olur. Burada tabii burundan bahsettiği için burun eti çok çok önemli, nefes almamızı engelliyorsa soralım hocamıza. Burun eti zor bir işlem mi alınması diye soralım size hocam. Şimdi burun eti dediğim gibi yani hastalar bunu söylüyor ama burun eti yani, nedir böyle nasıl kendiliğinden doğuştan diyorlar sonradan eski, yani, olur. Kuru kaba şekilde gelsin. Evet. Herkesin bir et yapısı var. Burun eti. Evet. Konka dediğimiz iki şey var. Burada toplum iki şeyi karıştırıyor. Polip dediğimiz yabancı yani burunda olmaması gereken mukozanın aşırı büyümesi sonucu oluşan evet. bir yapı. Buna da halk polip burun eti deniliyor. Burun evet. eti oluşturuyor. Bir de konka dediğimiz bir yapı var. Burundaki havanın nemlendirilmesi, evet. ısıtılması, temizlenip akciğer hazırlanmasının görevi olan yapılar var. Buna da burun eti deniliyor. Evet. Bunlar da aşırı kanlanabilen organ bu organlar. Çünkü soluduğumuz havanın ısıtılması, nemlendirilmesi, temizlenmesi görevi için sıcak olması gerekiyor. Bu da uyaranlara karşı hassasiyeti arttırıyor. Bu da alerjik kişilerde daha çok büyüyor. Ve alerji olmayan insanlar da yine büyüyor. İşte biz bunları ne yapıyoruz? Birkaç yöntem var. Radyo frekans denilen bir yöntem var. Yakma. Veya depleter yöntemiyle içini oyup küçültme. Veya kırma. Veya eski yöntemlerde işte keserek küçültme. Ama hiçbir zaman bu burun konkaların kökünden kesip çıkarılmaması gerekmektedir. Çünkü orada bir görevi var. Vazifesi var. Bu sefer biz burun açılsın diye eskiden yapılmış cerrahi yöntemlerde gördüğümüz boş burun sendromu diye bir sendrom var. Konkalar alınmış, içerisi otoban gibi geniş ama hastanın aldığında ben diyor ki nefes alamıyorum, hissedemiyorum veya genzim akciğerlerim üşüyor. Çünkü o direkt mi akciğerlere iniş oluyor diyelim? Oldu. Çünkü hissedemediği için o. Çünkü orada hava hissedilmesi gerekiyor. Girdaplara girmesi lazım. Türbülansa girmesi lazım. Hava orada türbülansa girecek. Biz ki havayı hissetmemiz gerekiyor. Nemler temizlenmesi gerekiyor. Onun görevi o olması gerekiyor. O yüzden onun cerrahisinde, koruyucu cerrahide yaklaşılması gerekiyor. Kesilerek değil de küçültülerek yapılması lazım yani. Ha bu, evet şimdi burun eti kesilerek değil küçültülerek yapılması. Ama sonrasında yine büyüyecek, yine şikayetim artacak diyen izleyicilerimiz oluyor. Sonra diyorlar ki hocama gittim, burun etimi almıştı, yine şikayetim başladı, yine çıktı. Yani bunun dişi serkeği oluyor mu? O polip dediğim işte. Şey, o alerji oluşan et her hiç. O tekrarlayabiliyor musun? Burun eti de, o dediğim radyo frekans ısıtarak küçültme yöntemi var. Bu tabii bu tekrarlama şansı var. Ama bir de içini oyarak debridir dediğimiz yöntem var. Ve o depletir yönteminde yani aynı bir patlıcan kurusu bir nasıl az için oyup küçük büzüşüyorsa konkayı da için oyarak boşaltarak
öyle küçülmesini sağlıyor. Mukosası böylece korunmuş oluyor dış cepheli. Ve mukosası korunduğu için yine havayı nemlendirmesi, hissetmesi, temizleme görevi, fonksiyonu görüyor. Şimdi size gelen danışanlarınız diyordur ki hocam mutlaka, çünkü benim çevremde de arkadaşlarım, yakın zamanda da ameliyata gelen danışanlarınızdan biliyorum. Hocam burnumun görünüşünü bozmadan küçük bir dokunuş ama içerideki sıkıntımı çözün. Ama çok azıcık burnumla oynayın. Eskiden şey vardı değil mi hocam? Bir resim gösterirlerdi size. Yine var yine. Yine var mı öyle? Şimdi Instagram'da bir paylaşma daha yüksek oldu. Daha hiç, şimdi resim getirmiyorlar ama direkt fotoğrafı getir bir cep telefonu. Ben bu kişiye benzemek istiyorum diyor. Veya bu böyle burnunu istiyorum. Normal mi peki bu hocam? Yani pek herkesin normal, kendine aslında, uygun bir yüz aynı, altı. Evet. Evet. Şimdi günümüzde şöyle bir şey var. Plaza kısı dediğimiz veya Nişantaşı kısı dediğimiz bir durum tablosu oluştu. Yani. Açalım onu biraz hocam. Yani aynı tip mi? Genelde daha aynı kavisli bir burun, evet. Kalkık bir burun veya dolgulu dudaklar, plaza, Nişantaşı kızı veya plaza kızı dediğimiz bir şey olur. Aslında insanın burnu, yüzüne, uzun yüz buruna kavisli burun gitmez. Ona düz bir burun gider. Yani Helenistik bir burun dediğimiz, Roma heykellerinde gördüğümüz bir burun daha güzel gider. Daha yuvarlak bir yüzde, daha belki oval daha durur. Ama bu kişinin değerlendirilip, üzerinde kişiyle yorumlaşıp, bak kişinin hangisi olan. Bir de bazen hastalar geliyor, çok ufak burun istiyorum diyor. Yani gerçekle bağdaşmayacak talepler var. İşte bunu doktorla hastanın ortak bir yerde buluşması gerekiyor. Öyle değerli. Ondan sonra ona karar verilmesi lazım. Şimdi bir yandan mesajlara bakıyorum. Bir yandan da burun estetiğini konuşuyoruz. Burun etiyle birlikte tedavisini konuşuyoruz değerli hocamızla birlikte. Peki kişiye özel bir tedavi aşamasında burun estetiğini yaptınız diyelim. Evet. Şimdi kişiler kendini hazırlanması için birçok tetkik de yapıyorsunuz siz. Hele bu pandemi döneminde hocam pozitif yazısını görünce orada duruyor değil mi? Evet, bütün işlemler duruyor. Bitiyor. Tekrar negatif olana kadar bekliyoruz. Çünkü kullanılan cihazlar kişiye özel cihazı olmuyor. Hastane ortamı kişiye özel bir kişiye ait olmuyor. Ortak cihazlar olduğu için kullanılan malzeme enfeksiyonu başkası bulaştırmaması. COVID oldu bak o an stop duruluyor. İyileştikten sonra süreç devam ediyor. Yani. Herkese geçebilir. Evet, bulaşıcı aynen. Bir salgın olduğu için şakası da yok. Negatif olana kadar bekleyeceğiz. Aynen. Peki kişi kendini hazırladı. Birçok kan testi istediniz. En son artık ameliyata gidiyor yolculuk. Odada bir tedirginlik başladı artık. Siz aslında güvenini aldınız. Size güvendi, hasta geldi. Ama orada ameliyatta başına neler geleceğini bilmiyor. Tabii sizin mesela başladığınızdan bugün çok şey de değişti değil mi hocam teknoloji anlamında? Artık daha kolay uyanmaları görüyorum arkadaşlarımdan. Bir de gizleme vardı. Şimdi AVM'lerde rahatlıkla burun estetiği ve şu hocaya gittim de diyorlar artık. Evet. Ya insanlar talepler değişik. İnsanlar çok farklı. Bir kısmı diyor ki ben hiçbir şey fark etmiyorum. Kimse benim estetik olduğum fark edilmesin diyor. Başka geçen bir hastamız geldi. Yani başka yani diyor ki ben oldum ama diyor ben hiç kimse fark etmiyor diyor. Ben bunu istememiştim diyor. Nasıl istemişti? Yani, biraz fark edilmek yani o zaman. Biraz yani daha kavisli bir burun, daha şey. Yani bunu ortak yolda buluşmak gerekiyor. Yani hastayla talepleri yani İyi kişiyi değerlendirmek lazım ameliyat öncesi. Talepleri nedir? Nasıl bir burun istiyor? Bazen oluyor ki o kadar bir talepleri oluyor ki yani o hastaya yaklaşmamak gerekiyor. Burada ne istediğini bilmek, evet. Doktorla birlikte inanarak yola çıkmak demek ki ortada. Bilgisayarda o çizdiğiniz şemaların aynısı mı oluyor diye de gelen sorular var. Ya da yüzüne uygun şudur diye mutlaka siz söylüyorsunuz ama ısrar eden danışanlarınız oluyor mu? Ya sonuçta bir CNC makinesi yani sonuçta hem beklediğimiz bir yapı var yani. Siz elmeğinizde bir şey ortaya koyuyorsunuz. Yani bir şeye gittiğiniz vakit bir de el ürünleri farklı oluyor. Yani birbirlerine farklılık oluşabiliyor. Yani standart bir burun yani bir makine bir malzeme çıkmıyor yani. Sonuçta o kişinin o günkü ruh hali, cerrahın hali, hastanın şeyi, o anki bakış açısı bunlar her şeyi değiştirebiliyor ama daha önceki çalışmalar, alınan notlar, nasıl bir burun istiyor, bunlar hepsi yapıldıktan sonra sonuçta ortak yolu bir de herkesin şey her cerrahın her yiğidin yoğurt yiyişi vardı. Herkesin burun tekniği, burun cerrahi stili, beğendiği yaptığı şekil farklı. Zaten hastalar da genelde bu son süreçte bu Instagram ve diğer şeyde bakıyor. Bu cerrahın yaptığı modeller benim daha çok hoşuma gidiyor diyor. O zaman ona tercih ediyor. Bazısı diyor ki ben düz burun istiyorum. Bu cerrahe gideyim. Veya daha küçük burun istiyorum. Bu doktor daha burun küçük yapıyor. Yani herkes talebe göre ona göre değerlendiriyor yani. Şimdi ameliyathanede çok güzel bir ekip çalıştığı için
Işıl Hocama çok selamlar olsun buradan. Bütün ekibe de sevgiler, saygılar. Yönetim zaten hekim çatısı altında hizmet olunca daha bir fark ediyor mu diye soralım hocam. Ya şimdi Avrasya Hastanesi'nin en iyi tarafı yaklaşık 55 ve 60'a yakın bir doktorla çalışılıyor. Ve çok sayıda ve çeşitli branşlarda. Her branşta. O büyük bir avantaj. Yani size her an başka bir danışacağınız veya konsey edeceğiniz bir doktorun olması, herhangi bir sıkıntıda başvuracağınız, başka bir yönlendireceğiniz birisinin olması çok büyük bir avantaj. Yani büyük bir çatı. O da önemli bir fark ediyor. Ameliyathane hekimimiz zaten müthiş, yetişmiş bir elvan. Yani o yüzden talep, dışarıdan talepleri de çok yüksek oluyor hastanemizde. Diğer dış doktorların da ameliyat etme talebi veya şey kullanma. Ama yani ekibimiz yeterli ve tecrübeli bir ekibimiz var yani hastanemizde. Şimdi burada hocam burun ameliyatı ve horlama tedavisinin cerrahi işlemi olduğu için narkoz alımda etkilenen, korkan danışanlar adına da burada artık teknoloji son sistem olduğu için uyanması da kolay olsa gerek. Normal hayatına dönmesi de ekip çalışmasında. Yani burada şimdi artık kullanılan ilaçlar eskiden ilaçların etki mekanizması daha uzun süreliydi. Daha toksikti ama günümüzde çıkan ilaçlar, cihazların kullanılma şeydi. Hastalar daha kısa etkiliyor. Hasta ameliyat bittikten yaklaşık bir 10 dakika sonra anestezilik süresi de bitebiliyor. Uyanma daha kolay, daha rahat ve hasta kendini yani normal bir uykudan uyanıyormuş gibi hissediyor. Veya eskiden hatırlarsanız ameliyathaneler buz gibi derler. Çok üştüm derler beklerken veya çıktıktan sonra. Şimdi öyle hastalar sıcak ısıtılan yataklarda yatırılıyor. Hasta üşümeye engel oluyor. Bu o hastanın daha önce duyduğu o korkuları yaşamamış olarak uyanmış oluyorlar. Yani tekrar uyanma merkezinde ameliyattan sonra. O çok büyük bir konfor yani günümüzde. Müthiş bir konfor. Bir de sizin meslekte her şey anında yeniliğe takip olmanız lazım. Ve dünyayı takip ediyorsunuz. Bu konuda da çalışmış olduğunuz kurum çok çok önemli hizmetlerde öncülük olduğu için güzel bir şey. Hem hekim adına hem de hasta adına değil mi hocam? Evet. Burada peki şimdi horlama sıkıntıları var. Burun estetiğiyle, burun etiyle ilgili sıkıntıları var. Onu da çözdük. Peki alerjisi olanlar da nelere dikkat etmeli diye gelen sorular var. Mevsim geçişleri mutlaka oluyor hocam. Alerji ne yapması lazım, neden olur diye soralım. Şimdi alerji vücudun hassasiyeti. Yani vücut bir şeyden nefret ediyor. Bir daha da bundan kolaylıkla dost olmuyor. Vücut yapımız kindar bir yapımız var. Yani bu bedeni taşıdığım sürece bu süreçte devam ediyor. Hani nelere alerji var? En önemli şey alerjide korunma. Yani önce neye karşı olduğunu tespit edip veya gıdaysa gıdalar, tozsa tozlar, deterjansa deterjanlar. Bunlara karşı korunma. Ama günümüzde artık çevre kirliliğinin artması, gıdaların artık uzun ömürlü hale getirmek için diğer katkılı maddelerin kullanılmış olması alerjini arttırıyor. Şu an neredeyse toplumumuzda yani yetişkinlerin yaklaşık %20 ile %40 arasında, çocukların da %50 ile %70 arasında alerjik bir bünyeye sahip bir kişiler var. Bu alerjiye ne kadar maruz kalırsa bunun daha şiddetlenmesi, alenmesi artmaktadır. Onun haricinde alerjiye maruz kal engel olduktan sonra ergine ona rağmen hale devam ediyorsa ilaçlar, haplarımız, burun spreylerimiz bulunmakta. Gerekirse çok büyüyorsa, dediğimiz gibi burun eti demiş yapıp alerji reaksiyonu yüksek olur. Bunları küçültmeye giderek hava yolunu açmaya çalışıyoruz. Böylece hastanın alerji olsa da yine sorunun devam etmesini sağlıyoruz yani. Burada bence kendini tanımak, o şikayetin en azında sizlerle buluşması belki daha sizin yazacağınız belki ilaçlar, medikal destekte belki de daha iyi. Bir haftada yaşayacağı sıkıntıyı iki günde atlatacak. Aynen. İşte dedim kişi korunduktan sonra en önemlisi korunma dedik. Bir de neye karşı? Mesela kişi ev tozuna alerjisi var. Evet, bilecek siz, onu. Bu ev tozu alerjisi olduğu vakit yani bu ömrü boyunca buna maruziyet vardır yani. Yani bunlar ne yapıyor bu kişilerde? Bu sefer ne yapıyoruz? Bunlara aşı yöntemi var alerji aşısı. Etkili mi diye soralım aşının önemi? Tabii yani sürekli maruz kaldıysanız bir alerji yani ev çok tozu gibi ise sonrasında bunu küçük dozlarla, zaman 1 ve 2 içinde yüksek dozlara çıkarak vücudu bu alerjine karşı alıştırıyoruz. Böyle evet. Kişi o toza alerjine karşı hassasiyetini kaybetmiş oluyor. Bu da önemli bir şey yani. Kesinlikle. Her kişi tespit ettikten sonra bu tip şeyler sürekli maruz kaldığı bir şey varsa
buna aşıyla tedavi olmasında çok büyük fayda var. Yani. Peki hocam. Yine kapanışa giderken horlamaya dönersek konu başlığımızda hocam. Belirti neyse kişi tekrar edersek mutlaka sizlerle buluşması gerekiyor. Bir, çocuklarda bakarsak, çocuklarda en fazla horlama, bunu büyük ve yetişken diye ayıralım. Küçüklerde, çocuklarda ne oluyor? Bunlarda gelişme geriliği oluyor. Ondan sonra adenoid feriz dediğimiz ağız ve yüz gelişiminde bozukluklar oluyor. Ondan sonra okul başarılarında düşüklük oluyor. Çünkü gece horlama ve nefes alamadığı şey oluyor. Onun haricinde dikkat eksikliği, hiperaktivite, ondan sonra gece itirar kaçırması gibi sıkıntılar olabiliyor çocuklar. Bunlar muhakkak horlaması olan çocukların tedavi edilmesi gerekiyor. Yetişkinlere baktığımızda bunlarda ne var? Bunlarda aşırı kilolu olanlar, kiloya eğilimli olan, hipertansif olan, şekeri kontrol altında alınamayan, gündüz sinirliliği olan, sabah kalktığında baş ağrısı, ağız kuruluğu olan insanlarda, hatta bazı insanlarda cinsel performans, erkeklerde cinsel performans azalmasına sebep olabiliyor. Bunlar olan kişilerde tedavi edilmesi gerekiyor. Yani tedavide ilk amaç şey ne diyebiliriz aslında? Mesela obezite dedik ya, mesela burada da en önemli şey kişinin ideal kilosuna ulaştırılması lazım. Yani gerekirse mide küçültme ameliyatları. Bunları direkt yani bizim kalbimizden daha öncesinde yani çok obez yani bizimden daha önemlisi hastanın mide küçültme ameliyatı önerilebilir yani. Şişmanlık yani, çağın hastalığı oldu hocam. Siz de dediniz ya o an belki duygusal açlığı tok ama yemek istiyor evet. Bir şekilde bastırmak istiyor ve orada gittikçe de aslında kilo aldığını sonrasında belki ilk başlarda fark etmiyor değil. Ama daha sonra kıyafetler olmayınca. Ondan sonra bu yaşam tarzını değiştirmesi, yani sportif daha bir yaşam tarzı geçmesini tavsiye ediyoruz. Ondan sonra uyku yemekten, yani 3 saat öncesinden, yatmadan 3 saat öncesinde yemeği kesmesini öneriyoruz. Yine alkol alımını en az uyumadan 4 saat önce alkol almamasını. Eğer sakinleştirici uyku ilaçlarını alıyorsa bunu gündüz vakti almasını öneriyoruz. Bunlar önemli yani hastaların uyku girerken bir de aşırı yatağa girerken kişilerin yorgun girmesini istemiyoruz. Yani bu kişilerin varsa horlama apnesi olan kişilerin akşam sporu değil de gündüz spor yapması, yatağa yorgun girmemesini öneriyoruz. Kişi kendine bakacak. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, vakit ayırdınız, bizlerle birlikte oldunuz. Ben teşekkür ederim. Tekrumeli izleyicilerimizle buluştunuz. Biliyorsunuz Tekrumeli Televizyonu TRT'nin kardeş kanalı ve aynı zamanda da 12 Balkan ülkesinde ortak yayınımızla tüm evlere, iş yerlerine ulaşmış oluyoruz. Bilgileri buluşturmuş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bize bu konuşma fırsatı verip tanıştığınız için mutlu sağ oldum olun. Yani. Sağ çok olun. Teşekkürler. Saygılar hocam. Evet değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Şifa Kapısı Sağlık programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu. Sentek Kauçuk, hortum üretimine 40 yıldır büyüyerek devam ediyor.